Galatasaray 60 puan. avaraj, 88. nokta küsürde gelen gol. Evet. Acayip çok da güzel bir gol. Yani Barışılmazın iki gol de aslında. Tarif edilecek golü değil yani o gol. Evet. O galibiyet golü. İki gol mü güzel ama o 89'da gelmesi. Oo, acayip güzel. Ben ikinci yarı çok beğendim Galatasaray'ı. Ne diyorsun bir, hocam? Ben birinci yarı da çok beğendim. Hakikaten mi? <laughs> evet. Sen de yarı... bir öyle bir ufak telefon konuşmamız Telefonunu oldu. Konuştuk. Anlatacağım bir şeyler dedin hocam sen. Hocam başka gibi... bir ekip olsaydı e, e, en sonda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Hı -hı. Öyle bir görüntü vardı ki vuruyorsunuz direğe, gidiyor, vuruyorsunuz direğe gidiyor. Vuruyorsunuz direğe gidiyor. Vuruyorsunuz direğe gidiyor. Vuruyorsunuz direğe gidiyor. Hadi kardeşim diyorsun yani. Yani olmayacak bugün. Saçınızı başınızı yolarsın. Biliyorsun Artık... olmayacak bugün diye evet. bir kavram vardı Bugün oldu? olmayacak dedirtecek. Ne var ne yok her şey oluyor. Oldu. Yani ne var ne yok her şey oluyor. Bugün olmayacak dedirtebilecek her şey oluyor. Yalnız ilginç bir şekilde bakın bunu başka bir de geriye düşüyorsunuz. Evet, geriye düşüyorsunuz. Ne yapsanız olmuyor gibi görünüyor. artık başka bir ekip oynasa bu, 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 bu maçı kaybederdi. Niye Galatasaray nerede fark yaratıyor? Vazgeçmiyorlar hocam. Yani türün de vazgeçmiyor. Vazgeçen <laughs> onu soracaktım. Bir, <laughs> bir de vazgeçme <laughs> sebebi ne diye de soralım sana. İnancı da düşmüyor. Yani kimlik olarak zaten Galatasaray'ın böyle bir kimliği evet, olduğu, Genel bir kültür. Yani evet, 96'dan gel. bu tarafa doğru gelirsek yani ne olursa olsun inancını kaybetmiyorlar. İşte hani 8'de kapanır 18'de kapanır. Onu diyebilecek kabadayılığı gösterebiliyorlar. Bu bunu size ne söyletir? Kendine sarsılmaz söyletir inancını söyler hocam. hocam. İnanç sarsılmıyorsa bunu söylersiniz. Başka türlü söyleyemezsiniz. Şimdi sahada da 1-0 durum. Her vurduğunuz direğe gidiyor. Oyuncu da kendi kendine yani sorar ne ne oluyor? Olmuyordur, Ama olmuyordur. oyuncu da şunu diyor. Kenardaki teknik direktördür, türbündeki e, taraftar da şunu söylüyor. Bir de kapanır, 11 de kapanır diyecek. Çünkü hocam durmadı Galatasaray. Olmuş. Durmadı, durmadı. Durmadı. Evet. Şimdi evet, evet. istatistik söylüyorum size. Lütfen. 33 şut. tane Bilmiyorum. şut. Bu ne demek biliyor musunuz hocam? 33 şut her 3 dakikanın evet. altında 2 dakika 50 saniyede bir. Sen yoklama olayım. çekiyorsunuz demek ya. 2 dakika 50 saniyede bir yoklama çekiyorsunuz. 33 çok ciddi bir rakam. Ve 100 çok kapanmış bir ekibe. 3 kere %83. deniyorsunuz. Üç. Düşünsene hocam deniyorsunuz. Evet. Yoklama çekiyorsunuz güzel de. Evet. <laughs> yoklama çekiyorsun evet. diyor diye yoklama çekmek güzel kavram. E, yoklama var. çekiyorsunuz tabii, hocam. Tabii tabii deniyorsun, deniyorsun. deniyorsun, soruyor. Deniyorsun, Kaleciye soruyor kalede misin diye. Gerçi kaleci şey diyor biz burada 4 kişiyiz. Bir ben varım, bir sağ direk, bir sol direk, bir de üst direk aynen, var. Aynen öyle yani. izliyor. Kaleci de öyle diyor. Dördümüz de burada izliyor yani. O yüzden yoklama çekiyor diyorum. Doğru doğru. Hakikaten yoklama doğru, çekiyor. Çok güzel ifade O yüzden <laughs> söylüyorum. Evet. Ya dördü de orada. Evet. Ee, kapanmış bir ekibe, gergin bir maça ki... Hocam şunu da söylemeyeyim diyorum, söylüyorum. Hakem işine girmem ben pek biliyorsunuz. Ama mazeret. Yani Konuşuruz hocam, niye yani, e, sahada kalması, kaçta çıktı? 73'te çıktı. Hı hı. Yani atılmadan kalması da çok enteresan geldi bana. Hocam faul istatistiklerine baktım. E, 64'te falan bakmıştım. Ankara gücünün toplam 9 faulü vardı. Hı hı. 9. 5'ini Dragoş yapmıştı. 5 tane. Hı -hı. Hani hakemlerin meşhur şeyi var ya. 1, 2, 3 yapıp Kartı gösteriyorlar. Ama o 3 faulü yapan başkası. Başka başka adam var yani. Üçüncüyü yapana gösteriyor. Kart. Ya beş tane faal yapmış, hala sağdaydı. O da enteresan Bazen o, evet, filan. bazen hakikaten. Onun dışında hakem iyi yönetti, hı. fena değildi. Ama Dragos'un sağda kalması bana garip geldi. Onu bir de yeni bir hakem değil. değil mi hocam? Yeni, fena değildi. Evet, ben de beğendim. Galatasaray bu maçtan hı hı. sevgili hocam ne kazandı diye size sorayım, ben de fikrimi söyleyeceğim. Ne kazandı bu maçtan? Bu maçtan ne kazandı? Ne kazandı? Kaybetmemeyi. Bir, hadi kaybetmemeyi. Ne kazandı hocam merak bu. ettim. Hocam normalde kazandınız 3 puan kazandınız. Hı, hı. Üç puan kazandı. Ben bazen bak, daha, daha çok puan kazandı. Devam. Ha. Bak, üç bir, üç puan, puan. Evet. Bir, üç puanı kazandı. Evet. İki, özgüveni zaten yüksek. Yani yenilmezliği kazandı dediğim evet. o. Yenilmezlik kazandı. Özgüveni zaten yüksek. İnancı zaten çok taze. Hani her koşulda yaparız. Her evet, koşulda evet. işi görürüz biz. Birlikte durduğumuz sürece diyor. Evet. O e, içerideki herkes, 50 bin kişi, içinde futbolcular da dahil, antrenör gibi dahil, seyirciler de dahil. Yani Ankara şeyli olmayan, e, Gaziantep'li olmayan herkes orada biz birlikte durduğumuz zaman her koşulda kazanırız. Hı -hı. Onu zaten düşünüyorlardı ama inanç artık sarsılmaz bir noktaya geldi. Bu iki çok lazımdır ligin geri kalanında. Hocam üçüncüsünü söylüyorum. Hı. Kaybetmeden bir ders aldı Galatasaray. Ne ders aldı? Hocam geçen hafta İstanbul Spor maçını izlediniz mi? Galatasaray-İstanbul maçı. Evet. İstanbul Spor bir, bir maçtan çekildi. Trabzonspor maçından çekildi. Ben o gün şöyle söyledim. İstanbul Spor ligden çekildi diye. Hı hı. Hakikaten ligden çekildi İstanbul takımı. Ama... Çata çat top oynadılar hocam. Nasıl oynadılar? oyun görüyorsun değil mi hocam? Evet. İşte çok Bakın, hoşuma gidiyor böyle örnekler. Oynadılar. Böyle örnekler çok hoşuma gidiyor. Hatta evet. o laş mıydı? çocuğun ismini hatırlamadım. Keremle bir polemiğe girdiler ee, Kerem Aktürkoğlu'yla İstanbul spor maçında. Mesela o çocuk hayatının son maçıymış gibi oynadı. Ne Bu işte, maçta da sahne, Gaziantep'in televizyon. Sahnenin spor... çekiciliği vardır. Hocam, Yok, 50 50 bin kişi. Tabii. 50 bin kişi Artabi. olmaz ne, olur mu Neyi abi? seyrediyor 50 bin kişi Yani Ne için toplayabiliyorsunuz? Yani. O gladiator. İşi e, de aynen, 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 biraz exceleyecekse oraya gelirsin. O, e, o maçı kaybedip asılacağını bilse bile ölümüne savaşını verir. Şu anda onu oraya geldi. Kazandı, evet. Geçen hafta çok hatırlatılmadı sanki. O İstanbul spor maçı pek ders oldu, kazandı ve ders oldu. Bu olmadı. sefer tamam mı diyorsun? Ama bu maç Galatasaray kaybetmeden ders aldı bence. Evet. Bence ders aldı çünkü hocam geçen haftalarda söylemiştim. Final haftalara geldik artık. Erken. Geldi bu sefer. Normalde 26. hafta yani daha çok sular akıcak. Mustafa falan. Denizli hocamızın şeyidir. Lider oluruz dedi, değil mi? Ne noktasıdır? 26. Hı. hafta. Oradan sonra kartlar dağıtılır. 28. hafta oynuyoruz. Orada oldu. başlar final haftaları diye. Ama çok erken geldi. Çok bu sefer erken. Evet. çok erken geldi ve bunlar gerçek final. Bakın dün Gaziantep takımı sadece savunmayı düşündü. Hı -hı. Sadece savunmayı düşündü. Beşli. Önünde de çakılı ikili. 7 kişi çıkmadılar hocam. Ve bu maçlar olacak daha. Olacak tabii. Olacak, olacak daha. daha. Dolayısıyla... Gerçi herkes aynı anda o savunma hikayesini... 5 kere de... O savunma konsantresi bozulacak diye bir şey yok. Ama, ama anlayışlar genelde hocam. böyle olacak. Çok anlayışlar. derin yaptılar. Çok derin yaptılar. İlk devrenin sonunu hatırlayın. Çok derin yaptılar. Hocam ilk devrenin sonu... Gaziantep takımının 18'inde oynandı. Tabii. 18'de oynandı maç. Bunlar olacak... Dolayısıyla da ilk bulduğunu atmak, geriye hmm. düşmemek, mümkünse erken atmak, erken, erken, atmak. Bütün erken filmi fişi değiştiriyor, çekmek. bütün filmi değiştiriyor, tabii. O e, bu Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde artık çok Birinci daha şey aile önemli hale geldi, geldi. Doğru, geldi. Doğru, doğru. Ve Galatasaray bunu kaybetmeden aldı bu dersi, bu sefer aldı evet. bence. Bu en önemli, önemli kazanımlardan biri o 3 puan, Evet, sarsılmaz özgüven. Ee, ve inanç artı kaybetmeden üçüncü, ders kaybetmeden alınmış ders. ders ben en çok bunu önemli buluyorum